Şu anda Sanaçhane'deyiz. Bağımsız Patiler Derneği olarak adalardaki zulüm için mücadele gösteren arkadaşlarımıza destek vermek maksadıyla buradayız. Mücadele gösteren arkadaşlardan bir temsilcimiz var. Onların görüş ve düşüncelerini ve kamuoyuna verecekleri mesajı kendilerinden hep birlikte dinleyelim. Evet, merhabalar, ben Onur. Direnişin başlayışından beri buradayım. Direnişimizin başlangıcı şu şekilde oldu. Zaten bir yıldan uzun süredir çözüme ulaştırmaya çalıştığımız atlı faytonlar artık Ruham süreciyle beraber, Ruham'la sebebiyle katledilen hayvanlarla beraber kabul edilemez, katlanılamaz bir hale geldi. Sabrımızın son noktası dahi artık taştı. Bardak son damlayla beraber taştı. O yüzden biz ani bir eylem kararıyla buraya geldik. Birçok STK'dan, sivil toplum kuruluşundan destek alıyoruz. Bütün hayvanseverler, hayvanlar konusunda hassasiyet sahibi olan herkes bize bir şekilde destek olmaya çalışıyor, sağ olsunlar. Bizim buradaki talebimiz artık atlı faytonların adada tek bir at dahi kalmayacak şekilde, tek bir faytona tek bir at dahi koşulmayacak şekilde atlı fayton sorununun bitirilmesidir. Bu gerçekleşene kadar direnişimize devam edeceğiz. Bunun haricinde yetkililerden Ruham sebebiyle katledilen hayvanlar ve şu anki karantina koşulları ile ilgili de bilgi verilmesini talep ediyoruz. Ekrem İmamoğlu ile gerçekleştirdiğimiz toplantıda da kendisine oyumuz hayvanlar için kampanyası kapsamındaki söz veriyorum taahhütnamesini hatırlattık. Şu an zaten yerine gereği olarak ne yapılması gerektiğinin herkes bilincinde. 15. maddede bu açık açık atlı faytonların tamamının kaldırılması ve elektrikli araçların getirilmesiyle beraber kurtarılan atların etolojilerine uygun bir şekilde doğal ve geniş alanlarda rehabilite edilmesinin sağlanacağına dair söz verilmiştir. Gözlemlendiği üzere zaten bu konuyla ilgili yıllardır çalışmalar yapan arkadaşlarımız yetkililere bu süreci aktarmıştır ve zaten konuyla ilgili ekstra bir bilgi vermek gibi bir durum yok. Her şeyin farkındalar. Hatta bununla ilgili söz dahi verilmiş bir şekilde olmasına rağmen gerek politik iktidar çatışmaları, gerekse faytoncuların bu konuyla ilgili, sadece faytoncuların da değil, faytoncuların ve adadaki bir takım burjuva kesimin bununla ilgili diretmesi sebebiyle şu an fayton sorunu çözülemiyor. Ama biz bugün burada kamuoyunun büyük bir çoğunluğunu temsilen direnişimize devam ediyoruz. Kamuoyunun iradesi, buradaki eylemcilerin iradesi yok sayılamaz. Adalardaki fayton süreci ve fayton uygulaması tamamıyla sona erdirilmelidir. Nitekim bu dünya çapında hala fayton direnişinin gösterildiği birçok kente de emsal niteliği taşıyacaktır. O yüzden biz bu sürecin derhal sonlandırılmasını ve talebimizin yerine getirilmesini, bu konuyla ilgili somut adımlar görmeyi bekliyoruz. Yapılan açıklamalardan sonra faytoncular tarafından atların serbest bırakıldığı bilgisi de var. Bununla alakalı kamuoyuyla paylaşabileceğimiz sizde bilgi var mıdır? Tabii şöyle. Biz buradaki direnişimize başladıktan ve Ekrem İmamoğlu'yla toplantı aldıktan sonraki gün adalarda fayton uygulaması 3 ay boyunca yasaklandı. Ama bu aslında faytonun tamamen kaldırılması ile ilgili değil, Ruham hastalığının getirmiş olduğu bir durum. Çünkü adalarda Ruham hastalığı tespit edilen ya da edilmediği halde şüpheli gözlemlenen hayvanlar bir gece apar topar katledildi. Şu an bu Ruham'la beraber fayton krize dönüşmüş durumda ve adalarda itlaf süreci devam ediyor. Hala hayvanlar katlediliyor ve bununla sadece kalmayıp Ruham hastalığı her türlü canlıya bulaşabilen bir hastalık olması sebebiyle faytoncular ve aileleri dahi tetkiklere tabi tutulmaya başlandı. Ve adalardaki karantina koşulları ile ilgili adalardaki karantinanın ilk günü Ruham'lı hayvanların ahırlarında koyulan sağlıklı hayvanların Ruham hastalığına bulaşması söz konusu. Ayrıca hayvanlar sürekli kapalı alanda kalmasıyla beraber, çünkü bunlar yürümesi gereken, hareket etmesi gereken hayvanlar olduğu için bazı hastalıklar ve enfeksiyonlar saptandı. Bununla beraber zaten karantina koşulları da sağlıksız olduğu için Ruham'lı hayvanların boşaltıldığı ahırlara tekrar o hayvanları koyulması demek, Ruham'ın onlara bulaşıp onların da itlaf edilmesi demek. O yüzden şu an karantina süreciyle ilgili de yani gelen bilgiler bunlar, ama bu tamamıyla sona erdirilmesi gereken ve hayvanların tedavilerini de üstlenip, çünkü Ruham yürütmeliği ile ilgili Ruham'ın zor bir tedavisi olmasına rağmen tedavisi var.
Ama bununla ilgili izlenen politika hayvanların iyileştirilmesine yönelik değil, itlaf edilmelerine yönelik bir politika. Dolayısıyla biz bunun da değiştirilmesini, o hayvanların tedavi ve rehabilite edilmesini istiyoruz. Talebimiz bu yönde. Termostatlarda 5 dereceyi gösteriyor İstanbul ama hissedilir derece çok daha soğuk bir ortamda. Burada da gördüğümüz kadar onlarca da gönüllü var. Çaylarla ısınmaya çalışıyorlar. Kendi imkanlarıyla ısınmaya çalışıyorlar. Yani açıkçası zor bir şartta. Yani biz geleli bir 10 dakika oldu buraya arkadaşlar. Soğuk kendisini iliklerine kadar hissettiriyor. Buradan sizlere destek vermek isteyen İstanbulluya veya çevre illerden, Kocaeli'den, Bursa'dan, Sakarya'dan gönüllülere bir mesajınız, bir çağrınız var mı? Sizin için ne yapabilirler? Sosyal medyayı mı kullansınlar? Yoksa burada açıkça söylemek gerekirse destek de olunabilecek. Size sağlayabilecekleri lojistik destekler de var mıdır? Yani eksiklikler varsa bunları da paylaşmak gerekir. Tabii ki biz zaten insanları her fırsatta desteğe davet ediyoruz. Bizim çağrımız açık bir çağrıdır. Hangi kesimden geldiğiniz, hangi gruba üye olduğunuz veya bağımsız olduğunuz hiçbir şekilde önem arz etmiyor. Biz hayvanlar için buradayız. Her soğuk, yemek sıkıntısı vesaire gibi sıkıntılar var ama buradaki hayvanseverlerin, buradaki hayvan özgürlüğü aktivistlerin bu konuyla ilgili motivasyonu şu. Biz şu an burada kendi adımıza zor bir şey yapıyoruz ama yıllardır adalarda bu sömürüye maruz kalan atların şartları daha zor. O yüzden ben bugün kendi yaşadığım zorlukla o hayvanların yaşadığı zorlukları karşılaştırdığımda o hayvanların bunu hak ettiğini düşünüyoruz. Çok daha ağır sömürülere, çok daha ağır suistimallere maruz kaldıklarını biliyoruz. Bununla ilgili dışarıya sızan bilgiler var, videolar, resimler, her türlü kaynak mevcut. O yüzden biz herkese hem buraya gelmeye, hem sosyal medyadan destek vermeye, bir şekilde duyurulmasını sağlamaya, gerekse burada bakın battaniye, mat, uyku tulumu gibi şeyler, ihtiyaçlar var. Bunları temin edilmesinde bir şekilde yardımcı olabilecek birileri varsa bunları yapmaya. Yani mesela yemek sıkıntısı ile ilgili burası vegan yaşamın benimsendiği bir kamp türü. Çünkü hayvanların tamamının sömürüsüne, türünün ne olduğundan bağımsız bir şekilde hissedebilir. Canlıların tamamının sömürüsüne karşı olan insanlar grubu olarak bize yemek desteğinde de bulunabilirler. Yani her türlü herkesi biz burada desteğe davet ediyoruz. Ve desteğin nasıl bir destek olduğu, ne tür bir destek olduğu önemli değil. Sadece kamuoyunun büyük bir çoğunluğunu temsil ettiğimizin farkına varılması adına sosyal medyadan bir takım tweetler atmak, hashtagimizi kullanmak bile bizim için bir destektir. Desteğin küçüğü büyüğü olmaz. Sadece destek. Tek isteğimiz bu. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Bizler de sevgili dostlar Bağımsız Patiler Derneği'ne, Gölpazarı'nda özellikle Gölpazarı çocukları olarak adlandırdığımız kedilerimiz, köpeklerimiz, o canların sesi olmak, onları burada temsil etmek adına Saraçhane'deki gönüllülerle birlikte olduk. Arkadaşlara çok teşekkür ediyoruz. Onların sesi olmaya çalışacağız. Elimizden geldiği kadar destek olmaya çalışacağız. Video muydu? Tamam, şu an kuşak. Ben sana şey... O halde falan...